Avrupa Birliği toplanıyor, işte yeniden toplanacak. Bizim bu Doğu Akdeniz'de attığımız adımlar böyle onu büyük bir mesele olarak görüyorlar. Onunla ilgili kararlar alıyorlar falan. Bu açıdan baktığınızda nasıl değerlendiriyorsunuz Avrupa Birliği'ni? Yani bekliyor musunuz bu adamlar şimdi bizim aleyhimize bir karar alacaklar, eyvah perişan olacağız falan gibi mi bakıyorsunuz? Ya biz yani orada iki konu var aslında sorduğunuz soruda. Bir Avrupa Birliği olayı, bir Türkiye olarak bizim bu tür karar veya tehdit vari şeylere nasıl baktığımız. Önce isterseniz ikincisinden başlayın. İkincisi, Avrupa Birliği dediğimiz yapı aslında ciddi anlamda çatırdamaya başlayan bir yapı. Başlayan da değil aslında. O anlamda da çok ciddi yol alan bir yapı. Yani Brexit'le birlikte de zaten en büyük parçasını, yani etkili aktörlerinden birisini kaybetmiş bir yapı. İngiltere gitti, evet. Tabii. Yani ekonomik anlamda birliktelikle başlayan, sonrasında siyasi birlikteliğe doğru yol alan ve belirli değerler üzerinden giden bir yapı birdenbire daha değerler ve özellikle din anlayışı boyutunda daha bir ırkçı, eğer doğru bir tabirse bu, yapıya doğru gitti. Ötekileştiren bir yapıya doğru gitti. Halbuki demokratik değerlerden, demokrasilerden, çoklu yapıdan, tekli değil, çok seslilikten bahseden değerler bütünü birdenbire tek sesliliğe dönüştü. Ve bu yapı yine kendi içerisinde çok hantal olması sebebiyle de daha üye ülkeler bazında bahsediyorum. Daha küçük yapıların, daha küçük ülkelerin de neredeyse tutsak ettiği yapılara dönüştü. Bir yapıya dönüştü. Veto hakkı nedeniyle. Yani veto hakkı veya bir AB üyeliği diye. Yani şimdi düşünün, birlikte çalışıyorsunuz bir ülkeyle. Sonrasında soruluyor, burası mı orası mı şeklinde. Yani sanki bir futbol takımı tutar gibi. AB ise Tabii bizden. yani AB nihayetinde AB. Haklı Şimdi olup olmaması da önemli değil. belirli değer yargıları üzerine oluşturulmuş olan bir sistemin bu şekilde gittiğinde uzun vadede ayakta kalma şansı asla yoktur. Hristiyan kulübüne dönüşen bir yapıya, buna girdiği andan itibaren ve sadece futbol takımı tutar gibi de bendense haklıdır, onun penceresinden bakmak zorundayım diye gittiğinde, o zaman adaleti dağıtma şansı, haklının yanında olma şansı yok. Böyle bir sistemin çok uzun vadede ayakta kalma şansı da yok. Belli bir süre sonra zaten içeride, kendi içinde kargaşalar da başlar. Ki başlamış durumda da zaten, onu da görüyoruz birçok Yani siz konuda şunu, hemfikir olunmaması. o zaman siz şunu daha çok herhalde bizim yaşadığımız Türkiye açısından söylemek gerekirse, adam diyor ki Yunanistan haksız ama AB üyesi ama biz onun yanındayız. Aynen Ha, bunu bu söylüyor. yani. Yani kibarca söylediğini tercüme etseniz bu Evet. giriyor. Yani biraz önceki haritalara gösteriyoruz. Yani Yani şimdi ya aslında o bakın. evet o haritaya bakıyor şimdi. Şu Evet. üsttekini herhalde Yani burada mı söyleyeceksiniz. acaba, eğer Şimdi olsa da Avrupa Birliği'nde size, şimdi bakın, hatırlattınız, bunu paylaşalım gene. Doğu Akdeniz'le alakalı ama Avrupa Birliği'ni bu örnekten şey yapalım. Meclis dedi ki Doğu Akdeniz'deki, haftalarca bununla yatıp kalktık değil mi? Bu hariçeyle yattık. Meclis'le yatıp Meis kalktık. Adası. Evet. Ya horozun sesini duyuyorsunuz. Karşıdaki horozun sesini duyuyorsunuz. Tabii. Yani yine uluslararası hukuku bir tarafa bırakın. Yani ne hakla, ne hukukla, ne adaletle hiçbir şeyle ifade edebileceğiniz bir şey yok. Değil. 10 kilometre karelik bir küçücük bir ada. Bakın noktayla gösterebiliyorsunuz. Atina burada. Yani 570'ti zannediyorum kilometre mesafede bir alan. 40 katı fazlalığında güneyinde kıta sahanlığı iddia ediyorsunuz. 40 katı fazlalığında 10 kilometre karelik bir alana 40 katı büyüklüğünde kıta sahanlığı. Şimdi Avrupa Birliği'ne baktığınızda, birebir konuştuğunuzda hiçbirisi buranın haklı olduğunu söylemiyor. Ya böyle bir şey olur mu? E peki o zaman hadi bakalım, buyurun bunu açıkça ifade edin. Peki Ama kapalı kapılar ardında size böyle bir şey olur mu ya siz haklısınız bu kadar da olmaz diyorlar mı? tabii ki diyorlar. Birebir görüşmemizde bunu Cumhurbaşkanımız da çok net bir şekilde her görüşmesinde tüm
liderlere de sadece meclis adası anlamında da değil, bütün çerçevede anlatıldığında. Haritayla anlatıyor mu peki? Tabii ki haritayla da, görsellerle de, her türlü şeylerle. Peki şimdi çık bunu kamu önünde de söyle değil, dendiğinde ne diyor değil, adamlar? Söyleyemiyor farklı siyasi sahiplerle. AB bakın üyesi. Şimdi tabii Yunanistan'la olan şeyi düşünün. Oruç Reis'i sormuştunuz. Hatırlayın, belli bir süre ara verilmesiyle alakalı Merkel'in Cumhurbaşkanımızdan özel ricasıydı. Biraz zaman tanırsanız bu sorunla alakalı daha ileri aşamada çözüm üretebiliriz. Buyurun dedi. Çünkü Türkiye sahadan da masadan da kaçan bir ülke değil. Yani Cumhurbaşkanımızın böyle bir rahatlığı var. Türkiye'nin böyle bir rahatlığı var. Binlerce yıl geriye giden de diplomatik bir devlet geleneği var. Diplomatisi zenginliği var. Ne oldu? Bir aylık sürenin sonucunda Mısır'la yapılan anlaşma geldi karşımıza. Şimdi Avrupa Birliği ile görüştüğünüzde evet haklısınız diyor, haklısınız dememe şansı yok zaten. Ama yine aynı noktaya geliyor. Ama, aması ne? AB üyesi. Ama Güney Kıbrıs'ı nasıl AB üyesi yaptığınızı biliyoruz. Siz de bunu ifade ediyorsunuz. Ama sonuç değişmiyor. Peki nereye geliyor sonuç? Tehditlere geliyor. Yaptırım. Tehdit nedir? Yaptırım. Türkiye ile ilgili bunu da biz her fırsatta ve en açık şekilde ifade ediyoruz. Herkese de ifade ediyoruz. Buradan bir kez daha ifade edelim. Ya Türk milletine, Türkiye'de yaşayan herhangi bir kişiye, bakın nereden olursa olsun, hangi görüşten olursa olsun, bir şey yaptırmak istemiyorsanız, yaptırmak istiyorsanız tehdit edin. Yaptırımlarla tehdit edin, başka bir şeyle tehdit edin. Bu bizim sadece kararlılığımızı artırır. Veya ne bileyim işte şu ürünleri vermeyeceğiz, bu bilmem neleri yapmayacağız, şurada ambargo uygulayacağız. Bu bizim sadece yerli ve milli olmakla alakalı sadece kararlılığımızı değil, üretmeye dönük de hevesimizi de artırır. Hevesimizi de, yani çok daha uzun sürede yapacaksak çok daha kısa sürede yaparız. Ve bunu da böyle yapıyoruz zaten. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin bu anlamdaki tehditleri bir şey ifade etmediğini kendilerine de izah ediyoruz. Ve şunu söylüyoruz. Tehditler üzerinden bir çözüm çıkma şansı yok. İletişimin de tehditler üzerinden gitmesi kadar yanlış bir şey yok. Uluslararası ilişkilerde. Dolayısıyla tehditlerden ziyade çözüm önerileri veya farklı mekanizmaların kurulması çerçevesinde gider. Avrupa Birliği'nde buna davet ediyoruz biz sürekli. Türkiye açısından baktığımızda dediğim gibi biz tehditlerle, yani tehditlerle iş yapan ne bir milletiz ne bir ülkeyiz. Yaptırımlar fayda etmez. Yaptırımlar veya şiddeti ne olursa olsun, biz şunu çok iyi öğrendik. Bu bizim belki en güçlü yönlerimizden biri haline geldi. Dünya bunu görüyor. Yeni bir duruma çok hızlı bir şekilde adapte oluyor. Biz adapte oluyoruz. Ama son derece sakin. Herhangi bir sorun mu var? Peki alırız. Biz onu değerlendiririz. Şiddeti ne olursa olsun bakın. Sakin bir şekilde değerlendiririz. Evet, nedir bu sorun? Çerçevesi belirlenir. Bunun tehditleri nedir? Şunlar. Peki bunun oluşturduğu fırsatlar olabilir mi? Şunlar. O çerçevede kendi imkanlarımız ve kabiliyetlerimiz çerçevesinde bunun tedbirini alır, yürürüz. Bunu yaparken de o sorun hangi sorunsa kendi çerçevesi içerisinde tutarız. Onu bir başka yerle kıyaslamayız, karıştırmayız. Cumhurbaşkanımızın son konuşmalarından birisinde bir şeyi ifade etti. Belki dikkatinizi çekmiştir. Bizi etrafımızdan kuşatmaya çalıştılar. Şöyle bir bakın. Ta Libya'dan itibaren şöyle bir gelin. Yani Libya'dan alın. Değil mi? Karadeniz'den, Kıbrıs'tan, Suriye'den, Irak'tan, Azerbaycan'a kadar ki şey şöyle bir gidin. Biz her biriyle ayrı ayrı kendi içerisinde bu sorunu alıp gerek ekonomik, gerek askeri, gerek sosyal, gerek diplomatik alanlarını da ayrıştırarak mücadele, her bir sorunu kendi içerisinde çözmeyi öğrendik. Dolayısıyla sorunları artırarak veya yeni sorun alanları oluşturarak Türkiye'yi biraz daha oyalarız, Türkiye'yi yorarız, Türkiye'nin hızını keseriz, Türkiye'ye şunu yaparız, bunu yaparız gibi beklentiler varsa da
Bunu da biz açıkça konuşuyoruz. Bakın bu bir fayda etmiyor. Bu bizi daha da güçlendiriyor. Yani kendi kabiliyetlerimizi ve kendi yeteneklerimizi daha da geliştiriyoruz bununla alakalı. Dolayısıyla yani yaptırımlar, görüşmeler, yaptırımlar veya tehditler üzerinden gitmemeli. Buradan belki AB'ye bu mesajı biz bir kez daha iletmiş olalım.